Çok sevgili öğrencilerim. Evet, son 5 soruyla devam ediyoruz. Burada bir azot döngüsü var. İşlemedik, okulda işlemedik ama bizim Rezan ne yapmış? Çözmüş. Lafımı çiğnemiş, lafımı. Dedim ki işlemediğimiz diye bilmediğiniz yerleri çözmeyin. Rezan da Selim gibi beni deli etmek istiyor. Rezan! Kibar, kibar. Evet. Bakalım ama madem çok çözmek istiyorsun çözelim o zaman. Burada atıklar var. Hayvanlar var. Onlardaki azotu azot ayrıştırıcı bakteriler ayrıştırır ve azot serbest hale geçer. Serbest hale geçen azot, tabi burası toprağın altı. Toprağın altı. Serbest hale geçen azot atmosfere karışır. Atmosferin %78 azottur bilirsiniz. Atmosfere geçen azot ne yapar? Bitkilere, baklagillere mesela ne yapar? Bağlanır. Kim sayesinde bağlanır? Azot bağlayıcı bakteriler tarafından bağlanır. Sonra azot bağlayıcı bakterilerin köklerinden tekrar toprağa geçer. Azot ayrıştırıcı bakteriler tekrar ayrıştırır. Cevap A şıkkı o yüzden. Ya biz bu konuyu işlemedik arkadaşlar. Ama buradan azot ayrıştırıcı bakteriler bağlı olan azotu diğer maddelere bağlı olan azotu ayrıştırır, serbest hale getirir. Ve bu atmosfere geçer. Atmosfere geçen azot bağlayıcı bakteriler tarafından tekrar bağlanır. Serbestliğini kaybeder, özgürlüğünü. Böyle anlayın yeter. Evet, geçiyoruz diğer soruya. Kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı korunur. Yukarıda verilen tepkimede X ile gösterilen molekül hangisi olmalıdır? Atom sayısı, atom cinsi ve sayısı korunur. Şu atom sayısı korunmak demek ne demek? Atom sayısı kütle ya kütle korunur demek. Peki bakalım tepkimenin sol tarafında 4 tane kırmızı var. Sağ tarafında da 4 tane kırmızı var. Sağ tarafında 2 tane siyah var. O zaman sol tarafta da 2 tane siyah olacak. Cevap C şıkkı. Bakın kırmızı girmiş, kırmızı çıkmış. Ne demek bu? Atom cinsi korunmuş. 4 tane kırmızı girmiş, 4 tane kırmızı çıkmış. Sayısı da korunur. O zaman siyah çıkmışsa siyah girecektir. Hatta 2 tane siyah çıkmışsa 2 tane siyah girecek. Bu soruyu Selim bile yapar yani. Şey pardon, herkes yapar. Selim'i seviyorum bu arada. İsmini kullanıyorum ama aşağılamak gibi olmasın. Yani Selim sevdiğim bir öğrencim, değer verdiğim bir öğrencim. Üreticiler, tüketiciler, tüketiciler, tüketiciler. Bunlar üretici, bunlar birinci dereceden tüketici. Bunlar ikinci dereceden tüketici. İkinci dereceden tüketici. Bunlar da üçüncü dereceden tüketici. Sevgili öğrencilerim, üreticiler fotosentez yaparlar. Tüketiciler, birinci tüketiciler şeydir. Otçullardır yani otla beslenenler. Direkt bunları yer yani. İkinci tüketiciler etçillerdir. O da bunları yer. Bunları da yiyebilir. Etçillerdir. Bunlar da yırtıcılar arkadaşlar var ya kartal gibi. Bir de leşçiler. Yırtıcılar, leşçiler. Yırtıcı. Yırtıcı. Leşçil. Akbaba gibi mesela değil mi? Bunlar etçil. Bunlar otçul. Umut bir ekoloji piramidi çizmiş ve basamaklarda bulunan canlıları tablodaki gibi yerleştirmiştir. Umut'un çizdiği ekoloji piramidinin doğru olması için tabloda hangi canlıların yer değiştirmesi gerekir? Üreticiler bir diyor. Doğru. Tüketiciler. Bir de şurada ayrıştırıcılar var arkadaşlar. Bunların ölülerini ne yapar? Toprağa karıştırır. Tüketiciler. Şuradaki yazanlar. 2, 3, 5, 2. 3, 5. Ayrıştırdılar 4. Arkadaşlar şimdi burayı okuyamıyorum ben ama ne yazdığını inanın okuyamıyorum ya. Ne yazdığını inanın okuyamıyorum ya. Şuraya 5 yazıyor arkadaşlar. 5 ayrıştırıcı. Bakın 5 ayrıştırıcı. Ama 5 nereye yazmış burada? Tüketicilere yazmış. Evet. Şuraya da 4 yazıyor sevgili arkadaşlar.
Dört de tüketicidir. Ayrıştırıcılar da değil. Yani ayrıştırıcılar bunların bütün ölülerini ne yapar? Çürütür, toprağa karıştırır. Bakteriler, mikroorganizmalar. O yüzden dört tüketicidir. Tüketicilere geçmesi lazım. Şuradaki beş ayrıştırıcıdır. Ayrıştırıcılara gelmesi lazım. Cevap o yüzden A. 4 ile 5 yer değiştirmesi lazım. Rezan doğru yapmış. Rezandan kopya çektim. İpek evlerindeki kurutma makinesinin kullanma kılavuzundan 4 amperlik bir sigorta ile korunduğunu öğreniyor. Sigorta ne işe yarar? Arkadaşlar, elektrik kablolarından fazla elektrik akımı geçmesin diye. Çünkü geçerse çok ısınır ve yanar tesisat. Bir sigorta, yani mesela 4 amperlik bir sigorta varsa 5 amper geçmez onun kablosundan. Hemen sigorta atar. Sigorta korumak demek. 4 amperlik bir sigorta ile korunduğunu öğrenir. Buna göre bu kurutma makinesi 10 amperlik akımla çalışır. Yanlış. Neden? Zaten 4 amperden sonrasında müsaade etmiyor sigorta. Sigorta ile çıkabilecek yangınlar önlenir. Doğru. Makinenin sigortasının atması diğer aletleri etkilemez. Makinenin sigortası atınca makine kapanır. Diğer aletler etkilenmez. Ama evin sigortası atınca arkadaşlar diğer makineler çalışmaz. Cevap 2 ile 3. Sigorta oradan geliyor arkadaşlar. Fazla akım çekmesini engeller. Devam ediyoruz. Biz bunu işlemedik zaten. Rezan da yapmamış ama basit bir soru. Günlük hayattan karşınıza çıkar. Arkadaşlar biz bu soruyu çözmeyelim. Zaten işlemedik. Uzun bir soru. Birçok bilgi gerekiyor burada çünkü. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoyu seyredenler videonun sonuna son soruyu öğrenmek istiyoruz yazsınlar lütfen. Son soruyu öğrenmek istiyoruz. Hadi Allah'a emanet olun.